Selamlar herkese. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bu bölümde artık Arbitrum'daki zincirleri incelemeye başlayacağız. Bir önceki bölümde bahsetmiştik. iki ana zincir var aslında Arbitrum'da. Bir şeyler üretebildiğiniz, uygulamalar geliştirebildiğiniz iki ana zincir var ve bunlar Arbitrum One ve Arbitrum Nova. Bugün de bu iki zinciri inceleyeceğiz. Biraz daha teknik detaylara giriyoruz. Sorularınız olursa mutlaka yorumlarda belirtin. Gelecek videolarda bu sorularınızı da ayrıca cevaplandıracağım bir bölümde olacak zaten. Genel olarak önceki videoda zaten dinlemiştik ama Arbitrum ekosistemi ve katman iki çözümlerinden bir genel bahsedelim. Arbitrum ve Arbitrum Nova'ya o şekilde gilerim birlikte. Arbitrum biliyorsunuz Ethereum'un işlem maliyetlerini düşürmek için çıkmış bir aslında katman iki çözümü ve burada da geliştirilmiş iki tane farklı ağ var Arbitrum'da. Arbitrum One ve Arbitrum Nova. Şimdi Arbitrum One genel olarak söyleyecek olursak daha çok DeFi ve kompleks böyle akıllı sözleşmeler geliştirmekte kullanılıyor. Arbitrum Nova ise daha çok böyle çok işlemini olduğu. Sosyal medya, oyun gibi yüksek hacimli işlemlerin olduğu ağlar için tasarlandı. Şimdi Arbitrum One peki neyi benimsiyor? Yavaş yavaş detaylara inelim. Arbitrum One Ethereum'un güvenlik modelini tamamen benimsiyor güvenlik tarafına baktığımızda. Arbitrum Nova ise AnyTrust teknolojisini kullanarak daha az güvenlik, daha düşük maliyet sunmayı hedefliyor. Yine Arbitrum One'a bakacak olursak Optimistic Rollup teknolojisiyle çalışıyor ve bu sayede merkezi sizliği koruyor. Nova ise burada biraz daha yüksek işlem hacmi gerektiren uygulamalar için bir teknoloji sunmaya çalışıyor. Aslında bu iki zincir Arbitrum'un her yönde çalışabildiğini, çok yönlülüğünü de ve farklı kullanım alanlarını kapsamak istediğini bir yerde bize göstermiş oluyor. Şimdi Arbitrum la başlayalım. Teknik özelliklerine bakalım Arbitrum One'ın nelermiş. İlki Optimistic Rollup. Optimistic Rollup neydi? Hep bahsettik. Ağda yoğunluk olmasın diye. Ethereum dışında işliyor ve Ethereum'a toplu olarak verileri gönderiyor. Ne yapıyorduk diyoruz. Örneğin bir dosya işleyeceğim. Bir tane dosya işliyorum. Bir tane daha işliyorum. Hepsini bir kutuya koyuyorum. Birlikte aktarıyorum ki işlem yoğunluğunu azaltıyorum ve işlem yoğunluğunu azaltınca ister istemez hız artıyor ve maliyette düşüyor. Yine Arbitrum diğer bir özelliği ise EVM uyumlu. Yani Ethereum deplerinin Ethereum'da gelişilen tüm uygulamalar Arbitrum One'da da sorunsuz çalışabiliyor. Tam uyumluluğa sahip. Bu da aslında neden iyi dersiniz? Çünkü Ethereum çok eski, daha bir eski teknoloji Arbitrum'a göre. Sonuçta Arbitrum Ethereum üzerinde geliştirilen bir teknoloji. Ve onun için Ethereum'da birçok uygulama geliştirildi. Birçok geliştirici var. Ve bu geliştirici kolay bir şekilde Arbitrum One teknolojisiyle de geliştirmeye devam edebiliyor. Çünkü Ethereum'da nasıl çalışıyorsa burada da öyle çalışıyor. Arbitrum One'ın arkasında Nitro teknolojisi var. Nitro teknolojisi de şunu yapıyor. Verileri sıkılaştırarak işlem hızını arttırıyor ve işlem maliyetini azaltıyor. Arbitrum'un tarafındaki teknolojilere bakacağız birazdan. İki teknoloji var. Yine hani Arbitrum tarafındaki teknolojiye de bir genel gelmişken söyleyeyim. Nitro teknolojisi ...ve AnyTrust teknolojisi. Bu iki teknolojiyi de birazdan inceleyeceğiz zaten. Arbitrum performansına baktığımızda saniyede yaklaşık 20 işlem. Aslında çok gelebilir. Belki saniyede sonuçta 20 tane kişinin işlemini onaylayabiliyor Arbitrum One. Ama birazdan daha şaşıracak rakamları göreceğiz. Ve oldukça ucuz. Şimdi Arbitrum Nova'nın teknik özelliklerine gelelim. Arbitrum Nova AnyTrust protokolünü kullanıyor teknoloji olarak. Burada güvenilirlik doğruyucular tarafından destekleniyor. Teknoloji kısmına geçtiğimizde bu detaylardan bahsedeceğim ve zincir dışında veri depolamayı sağlıyor Arbitrum Nova. Veri erişebilirlik komitesine sahip ve bunun sayesinde veriler hızlı ve güvenli şekilde erişebilir hale getiriyor. Ama bunun dışında Arbitrum Nova'na en dikkat çekici özelliği saniyede 40 bin işlem kapasitesine sahip olması. Ne demiştik Arbitrum 20 işlem. Yani Nova 40 bin ya. Yani çok çok daha fazla bir işlem kapasitesine sahip Arbitrum Nova. Bu tabii ki böyle yüksek kapasiteye sahip olması da özellikle yüksek işlem işlem hacmine sahip bu platformlar için Nova'yı tercih haline getiriyor. Çünkü maliyetler de oldukça düşük. Şimdi hani bir karşılaştırma yapacak olursak yani Arbitrum One saniyede 20 yaparken Nova 40.000 işlem yapıyor. E, maliyete baksak Arbitrum One Ethereum'a kıyasla daha düşük. Ancak birçok kompleks uygulamaya göre uygun. Arbitrum Nova ise ultra bir düşük maliyete sahip ve bu sayede de gerçekten tercih sebebi oluyor. E peki diyeceksiniz ki o zaman hani Arbitrum One böyle, Nova böyle. Nova çok daha hızlı, çok daha ucuzsa niye Arbitrum One var? Arbitrum One da daha fazla güvenlik sağlıyor. Yani çünkü bazı uygulamalar için güvenlik daha ön planda. Her geliştireceğiniz uygulamanın ihtiyacına bağlı. Yani bir banka uygulaması geliştiriyorsanız tabii ki güvenlik ve Arbitrum One'ı seçersiniz. Ama işte sosyal medyaya daha güvenliği ikinci planda tutabileceğiniz bir uygulama için ise Arbitrum Nova'yı seçebilirsiniz. E burada da zaten kullanım alan alanlarına örnekler vermek istedim. Arbitrum örneğin kullanım alanlarında DeFi protokolleri var daha çok. İşte yüksek güvenlik gerektirilen, finansal şeylerin olduğu, sizlere geçen videoda göstermiştim örneğin Uniswap vardı. Alıp satıp işte oraya birlikte de ekleyebiliyordun, alıp satabiliyordun, gönderebiliyordun. Çok yüksek hacimler dönüyordu bakmıştık yani 2 milyar dolarlık bir hacim dönmüştü son bir ayda. Buralar için Arbitrum One kullanımı mantıklı. Yine NFT platformu çünkü burada da yüksek değerli varlıklar alınıp satılıyor. Onun için Arbitrum One yine burada da mantıklı.

Ve özellikle karmaşık sözleşmeler yürütmek için Arbitrum One mantıklı. Çünkü hem verimli hem güvenli şekilde bir sözleşmeyi çalıştırmak istiyorsanız Arbitrum One burada tercih sebebi oluyor. Şimdi bir de Arbitrum Nova'nın kullanım alanlarına bakalım. Artık biraz bilmiyorum tekrar ediyor gibi mi oluyor ama Arbitrum Nova çok yüksek işlem acısına sahip çok düşük maliye sunuyor. Bu da ne mesela sosyal medya. Çünkü sosyal medyada belki milyonlarca kişi aynı anda oluyor, aynı anda işlem yapıyor, çok yüksek etkileşim var. Onun için burada önemli. Örneğin Reddit'in blockchain tabanlı bir puanlama sistemi var. Görmüşsünüz o blockchain üstünde. Arbitrum Nova bunun için mesela çok uygun. Blockchain oyunları için yine Pirate Nation'a örnek vermiştim geçen videoda. Günde 1 milyondan fazla işlem oluyordu. Ve yine burada da Nova daha uygun. Yani daha düşük ödemelerin olduğu bir platform varsa daha böyle yani yüksek finansal risklerin olmadığı platformlar için yine Nova oldukça uygun. Şimdi güvenlik mimarisine baktığımızda Arbitrum var. Optimistik Rollout teknolojisini kullanıyor. Bu da işte İşlemleri doğru kabul edip itiraz durumunda kanıt isteyen şey. Eni Trust ise Arbitrum'da var ise güvenilir bir doğrulayıcı set kullanıyor. Ve bununla düşük işlem maliyeti sunuyor. Ama güvenlik tarafında biraz daha fazla risk barındırıyor aslında. Tabi geliştiriciler için burada çok büyük avantajlar var. Çünkü Arbitrum tamamen Ethereum'la uyumlu. En büyük avantajı bu gerçekten. Ve bu da Ethereum tabanlı uygulamaların minimum değişik de çok da zaman, maliyet gerektirmeden Arbitrum'a taşınabilmesini sağlıyor. Ve kolay entegrasyonda burada geliştiriciler için oldukça önemli. Çünkü bir şey baştan geliştirmektense çok basit bir şekilde ikinci katmanda kullanmak istiyorsam Arbitrum'u seçebilirim. Ve burada şu da çok önemli. Arbitrum'da evet iki zinciri var. Bir ürün geliştirmek, bir proje geliştirmek, bir uygulama geliştirmek için. Ancak bu iki zinciri birbirine entegre edip birlikte de kullanabiliyorsunuz. Bu da farklı bir avantaj. Örneğin hani bir blockchain oyununda hani Nova'nın kullanımı senaryosunu çizdiğimizde yani çok yüksek oyuncu etkileşimi sağlıyor. Bir saniyede 40 bin işlem yapıyor. Pirate Nation'da giriyorsun. Çok rahat oynayabiliyorsun. İşlemleri saniyelik yapabiliyorsun. İşlem kapasitesi çok yüksek. Bunun için gerçekten oldukça avantajlı. Sonuç olarak ikisi de gerçekten ekosistemin farklı ihtiyaçlarına hitap ediyor ve bununla birlikte de Arbitrum kapsayıcı bir çözüm sunuyor zincir tarafında. Tabi Burada arka planda teknolojiler de var kullanılan ve bu teknolojilerden de gelecek videolarda bahsedeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa yoruma bırakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.